İsmail Türüt yıllar önce kaybettiği babasının acısını hala içinde yaşatıyor. Özlüyorum ya. Babasını kaybettikten sonra memleketine giderken duygusal anlar yaşayan sanatçı o günleri anlatıyor. Babamdan sonra. Ve bir babanın ardından yakılan türkü hala yürekleri dağılıyor. Kara haberin sesi düldü Ankara'dan. Karadenizli türkücü İsmail Türüt, babası Mustafa Türüt'ü bundan tam 16 yıl önce siroz hastalığı nedeniyle kaybetti. Sanatçı geçmişe baktığında bugün hala babasının yokluğunu derinden hissediyor. Ana başka, baba ikisinin de yeri ayrı, ikisi de ayrı değer, yani ikisi de kıymetlidir ama biraz babacıyım yani, doğru yani. Babamla böyle arkadaş gibi, baba evlat, arkadaş, dost, böyle her şeyini payla, böyle bir şeydir. Bir de bak ya, babama benim için maddi olarak hiç ihtiyacım olmazdı ya, değil mi? Hiç olmazdı yani. Ama ölünce ya bir boşluğa düşüyorsun ya. Bak demek ki babaya ihtiyacım var. Yok böyle bir şey ya. Vallahi ölünce yani bir dağ yıkıyor arkandan, var ya, acayip bir boşluğa, yani inan böyle onu hep hissediyorsun. Onun için baba kıymetini bilmek lazım. Ben dualarını almışım hem anamın hem babamın. O konuda rahatım yani. Özlüyorum ya, özlemeye değilim. Özlemez miyim ya? Vallahi özlüyorum ya, arzu ediyorum ya. Görmek istiyorsun, istiyorsun sohbetini, muhabbetini. İyi adam idi ya, iyi adam idi ya. Ve bunlar vefalı adamlar, çalışmış adamlar, budanmış, kırılmış adamlar ya. Helal, haram yememişler, helal var ya, alın teriyle kazanmış. Bunlar Anadolu insanları ya, bunlar inançlı insanları ya. Allah'ım cennetine koysun. İsmail Türüt babasını kaybettikten sonra memleketine giderken oldukça duygusal anlar yaşıyor. Bu hastane süreci bayağı uzundu. Babamdan sonra memlekete çok sık giden bir adamım. Çok. Babamdan sonra memlekete ayağım böyle bir adım geri. Bak buradan söylerim. Hani onu anam da hissediyor yani. Ya evet ya. Bak bir adım böyle şey ya. Benim memleketimi severim. Köyümü, bütün sülalem orada, her şeyimiz orada, çayımız, malımız, evim, bina yapmışız orada. Ama babamdan sonra onu göremeyeceğim ya. Böyle bir yüreksizlik de oldu ben, inan böyle ya. Böyle bir şey var, gidiyorsun mezarına de oturuyorum. Orada onunla hasbihal ediyoruz. Bu kadar yani, bu o bambaşka bir duygu ya. Allah kimseye yapmasın. Ama maalesef ölümü işte kaçınılmaz son. Babasıyla olan ilişkisini anlatan Türüt, onunla arkadaş gibiydik diyerek eski günlere dalıyor. Babamla hikayelerim çoktu, dedim ya, babamla sırf baba evlat değildik ya. İçi arkadaş gibi, içi dost gibi tabii. Böyle müthiş yani, bir de haz duyardım yani, o benim de böyle dostluk ederdi. Bana bir görev verdiği zaman çok keyif alırdım tabii. Böyle bir şey benden veya istediği zaman ben öyle bir adamdım yani. Onun için babasız olmuyor kardeşim ya. Hala babamın eksikliğini vallahi billahi. Ben ölene kadar da bunu hissedeceğim. Herkes hisseder yani. Babamın mesela böyle tutkuları vardı mesela. Adam arı sevdasıydı. Tabii ya. Arı ya. Onun yüzüne arıcı oldum ya. İnan böyle. Yaz başı geldi mi arı alına. Baba ne demek, hemen bakarsın. Ben işte Erzurum'a gideceğim. Ya orada o zemini hazırla, uğraşırım babam geliyor ya, tabii ya, tabii. Konsere gittim Bayburt'a, sanatçı arkadaşlarımla daha babamın şeyine gittim. Arı şeyine ya, böyle çocukla şaşırdı. Sanatçı arkadaşlarımla taze taze ballar yedik. Babam dedim burada petekçilik de ziyarete gideceğiz. Bayburt'tan Erzurum'un bilmem Yağlısı'na bilmem 3-4 saate gittik vallahi babamı görmek için. Yani babamın o öyle şeyleri vardı, merakları vardı. Bütün meraklarını giderirdim tabii. Babamdan sonra tabii o gelenekler hemen bitiyor şimdi. Üzülüyorum tabii. İsmail Türüt babasını kaybettikten tam 5 sene sonra annesi istediği için ona bir türkü yazıyor. Anam bana dedi ki öldükten sonra bak şimdi bu babanın dedi türküsünü yaz. Bak bu istediğin olmuyor. O dedikten 5 sene sonra yaptım onu. Vallahi böyle ya. Yani o şeyi onu ben anlatamam size. Yani o bende
oluşmadı yani. Öyle şimdi ya istek üzerine yazarsın da çok oturmaz taşlar. Yani anam dedim ben bunu yapacağım da bana zaman koşma. Bunu bana bırak yani. Hep böyle oyaladım anamı. O anda ulan babanın şarkısının zamanı geldi diye böyle. Evet aldım. Hemen o hastaneden başladım. Bitirdi mesele. Babanın parçasını yaz diye böyle bir şey içime düştü. O zaman bak düşün. Öldükten 5 sene sonra yazdım ya. Yaptım türküyü. Girdim stüdyoya verdim arkadaşlar. Çaldılar. Okudum. Çok da güzel oldu. Hala dinliyorum. Ben bile çok severek dinlediğim türkü. Çok türkümü dinlemem yani ama onu çok severek dinliyorum. Kara haberin sesi düldü Ankara'dan. Babam yazılar onu böyle yazdı yaradan. Babam yazılar onu böyle yazdı yaradan. Böyle yazdı yaradan. Dertlilerin dermanı başkent hastanesi, hekimleri ağlattı babamın son nefesi. Babamın son nefes. Acıları tükenmez geriye kalanların, yüzleri nur gibi dur abdestli olanların. Yüzleri nur gibi dur abdest. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Zor zor abi. Özellikle Allah rahmet eylesin. Olup, babanın ananın kıymetini bil. Ananın babanın kıymetini bil. Yaşarken bilmek lazım. Öldükten sonra tabii iş işten geçeyi. Ben yani o konuda rahatım. Ama yani babam iyi dostum idi ya. Kaç yaşında olursan ol. Sonuçta baba babadır. Aynen öyle. Bir de babanın ananın gözünde sen hep çocuksun ya. Hep yani o sevimli uşaksın yani. Lan ne yaparsan yap. Ama baba bambaşka bir şey ya. Vallahi bir dağ yıkılıyor yani inan böyle. Allah ya. Yaşarken vallahi de annelere babalara aynen, evlat acısı. Bilmek lazım. Evlat acısı göstermiş. Sona doğru geldik herhalde. Geldik artık sona Allah doğru aşkına. Geldik. Buradan bütün Alişan, babasını annesini bu işleri, kaybetmiş olanlara şunu, da Allah'tan söyleyeyim. Rahmet, sevgiler, amin, saygılar. Amin inşallah.